analistten. Yok artık dedirten XRP fiyat tahmini diye söylüyor. 95 dolar. Üzerine şimdi konuşacağız. Genel olarak tabii XRP'den bahsedeceğiz. Piyasaya yönelik de değineceğiz tabii ki. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. İzleyenler bunları yapsın. Dediğim gibi bir saniyenizi ayırın. Beğenin ve abone olun. Bunlar önemli şeyler. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beğeni bırakıp abone olan herkese. İsteyen tabii ki Facebook'tan da takip edebilir. Katıl üyesi de olabilir. Bunları da yapabilirsiniz. Bunların linkleri de açıklamaların en altında mevcut. Dileyen oradan, orası üstünden gerçekleştirebilir. Muhabbet bu şekilde. Burada BTC tarafı en son tabii ki çok ciddi bir atak yaptı. Bu önemlidir. Aslında daha önce de konuştuk. Çok ilginç bir hareket değil. Şuna dikkat edin. Olası 70 bin gibi denemeler hala olabilir. Bir süre akümülasyondan sonra tekrardan atak yapacaktır. Belli ki Bitcoin yeni rekorlar için ATH'ı yeni ATH'lar, yeni rekorlar için ABD seçimlerini beklemeyecek gibi gözüküyor. Bunlar da dediğim gibi önemli konulardır. Tabii altcoin'ler şu an BTC'nin yükselişine karşı düşük kalmaya devam ediyor. Görebileceğiniz üzere dominans da patır kütür artıyor. Hakeza dominansın şu an bulunduğu seviyeler şöyle, buyurun. 2021'in Nisan ayındaki seviyelerle birlikte karşımıza çıkıyor. Yani geçtiğimiz aslında 3,5 yılın en yüksek dominansını seyretmeye devam ediyoruz. Bu ekstrem bir durum. İçerideki para çok net bir şekilde diyor ki ben biraz güvende kalmak istiyorum. Biraz açıkçası güvenli ortamda bulunmak istiyorum diyor. Çünkü stable coin'ler noktasında da ağırlık yüksek. Bu çok normal çünkü Trump'ın seçilmesi tabii ki çok önemli bir durum ve hala seçime bir şey var. Trump'ın gelme ihtimali evet çok yüksek ama sonuçta hala seçimler yapılmadı. Dolayısıyla ez cümle şu anda piyasa ve altcoin'ler açıkçası neyi bekliyor? Seçimi bekliyor. Seçim önemli olacak. Bu bir. İkincisi, faiz indirimleri başladı. Çok güzel. Fakat hala bir parti faiz indi. Hala faizler yüksek. Dolayısıyla ikinci parti 7 Kasım'daki faiz indirim tarihi de takdir edersiniz ki çok önemli. Önümüzdeki çok önemli tarihlerden bir tanesidir şeklinde de bu durumu bu şekilde açıklamamız ve ifade etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu gibi unsurlar, mesela şunu söyleyeyim ben size. Potansiyel 2025-26 dominans grafiğinde bu şuradaki kadar sert mi iner? Yani bununla alakalı ben pek bir şey söylemeyeyim. Yani emin değilim tabii ki. Çünkü bu ucu açık bir durum. Fakat eskisinden bile daha düşük seviyelere hiç değilse düzgün bir şekilde bile olsa iniş yapabilecektir. XRP de yine bu kervanda ilerleyemeyenler arasında tabii yerini almayı başardı diyebiliriz. Bu noktada tabii direnç pozisyonunu kırdı, üzerine attı. Fakat hala bulunduğumuz noktada yine pek çok altcoin gibi düşük kalan pek çok dedim yani bazı altcoin'lerde tabii daha yüksek oranlı bir hareketlik var. XRP genel ortalamanın da altında kaldı. Ama dediğim gibi çok fazla zaman zaman tabii ki akümülasyon yapabilen yatay hareketlerini zaten sıklıkla gördüğümüz kripto paralardan sıklıkla gördüğümüz altcoin'lerden bir tanesi. Özellikle hareketli ortalamaları aştığı noktada ben genel faaliyetlerine, yukarı eğilimine ekstradan pozitiflik katabileceğini kesinlikle düşünüyorum diye
ifade etmem de mümkündür. Bakalım nasıl olacak, bekleyip göreceğiz. Yani XRP'nin şu anda kısa süre içinde hala belli bir zayıflık göstermesi, ki gösteriyor, normal bir durumdur aslında. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Bu Kasım ayındaki bahsettiğimiz hususlarla birlikte daha ekseriyetle geçecek ve yukarı fiyatlama etabında vites artıracaktır görüşünde de bulunuyorum diyebilirim. 5 ve 7 Kasım tarihlerine de büyük bir bu şekilde yine, değil mi, dikkat çekmiş olalım diye altını çizmemizde fayda var. Muhabbet budur yani. Şöyle bir bakalım. Bu tabii ki hani 95 dolar olacağı anlamına gelmiyor. Bunlar da önemli konulardır. Dikkat edelim. Yani bu demek değildir ki fiyatı tabii 95 dolar noktasına gidecek. Bunların da altını çizmemizde fayda var. 95 dolar gibi fiyatlar şey değil, tahmin edilebilir değil. Yani olur mu olmaz mı ihtimal, öyle bir şey yok. Yani şey değil, nasıl diyeyim, öngörülebilir yahut tahmin edilebilir olmadığı için böyle de bir durum var yani ortada. O yüzden bunları bu şekilde bilmek lazım. Ne diyor? Egrak diyor. Zaten Egrak'tan anca bu gibi şeyler, bu gibi muhabbetler anca Egrak'tan çıkar zaten. Yani başka birinden çıksa ben zaten çok şaşırırdım. Doğrudur. Egrak söylemiştir bunu. Ben kesinlikle düşünüyorum. Netflix sitesinden, ya klasik muhabbet aslında ama yani düz mantık düşününce çok anlamlı bir noktaya çıkmıyor. İşte zamanında şu kadar piyasa değeri vardı, bilmem bu kadar kişi girdi, şimdi de böyle. Ya arkadaş, hepsi bir değil ki. Hepsi, bütün varlıklar birbirleriyle aynı değildir yani. Adam bunu unutuyor. Netflix öyle değerlendi diye bir başka varlık öyle değerlenecek diye bir durumun garantisi yok. Tabii konuşuruz tekrardan bu konuyu ama dediğim gibi hani buradaki olayı çok böyle o tarz düşünmemek lazım. Yani Netflix'in hissesi başka bir konu çünkü burada. Şey başka bir konu. XRP Coin de bambaşka bir konu diyebiliriz. Yine ilerleyen videolarda bu konuyu değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.